Ay çok tatlısın. Tontiş. Ay Allah'ım ya. Allah'ım neler yaratmışsın. Şu tatlılığa bakar mısınız? Bakın şurada da bir tane var. Bu daha büyük bir at tabii. Arkadaşlar Zuhal'imin evini kontrole geldik de bu arada bir de bu tontişe bakayım dedim. Ay tostik. Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, hepiniz Belçika'ya, salonuma, evime, bahçeme hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biliyorsunuz birkaç gün önce Portekiz'den Yardım da Pini isimli seradan almış olduğum sukulentlerimi sizinle paylaşmıştım ve sizlerden de çok güzel yorumlar aldım ve hepinize yorumlarınıza geri döndüm ve hepinize o güzel yorumlarınız için tekrardan sonsuz şükran ve teşekkürlerimi ediyorum. Çünkü sizlerin bu yazmış olduğunuz yorumlar sayesinde ben motive olarak videolarımı çekmeye devam ediyorum. Çünkü arkadaşlar sizlerin de beğendiği sukulentler ve kaktüslerimi sizlerin görücüsüne çıkartmak daha doğrusu çok hoşuma gidiyor. Çünkü her yeni aldığımız kökü, herhangi bir çiçek, her ne olursa olsun sukulent ya da kaktüs, hoya, sardunya böyle bir hevesle sizlerle paylaşıyorum ve bu da beni çok mutlu ediyor. Bazen size almış olduğum çiçeklerin fiyatlarını, bazen de nereden aldıklarımı ve isimleriyle birlikte bakımlarını, toprak karışımlarını naçizane tecrübelerimden faydalanarak sizlere de aktarmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz benim için iki tarafta bahçe yetiştirmek biraz zor oluyor. Hem Türkiye'de hem Belçika'da. Çünkü yazın gidiyorum Türkiye'yi düzenliyorum. Kışın daha doğrusu sonbaharda da Belçika'ya geliyorum. Ama devamlı bir aksiyon halindeyim. Mesela Belçika'dan Türkiye'ye giderken burasını hazırlıyorum. Ama Türkiye'den buraya döndüğümde Türkiye'deki bir takım düzenlemeleri yapıyorum. Ve hepsi benim için ekstra bir efor oluyor ama bununla birlikte bunlar hem beni hem de sizi genç tutan, ayakta tutan ve hobimizi de severek yaptığımızın bir göstergesidir. Çünkü Allah'ımıza sonsuz teşekkürler olsun ki bize bu güzellikleri sunmuş ve bu güzelliklerle birlikte arkadaşlar biz de ne yapıyoruz? Bu güzel vakitlerimizi sukulentlerimizle, kaktüslerimizle, sardunyalarımızla, orkidelerimizle, her ne çiçek olursa olsun bahçemizde, balkonumuzda, cam önümüzde yaşıyoruz arkadaşlar. Bazen birbirimize resimler gönderiyoruz, bazen videolar atıyoruz ve inanın bana Instagram'dan atmış olduğunuz her güzel resim arkadaşlar, ki ben güzel diyorum, benim için hiçbir kötü olamaz. Çünkü benim için arkadaşlar çiçek deyince akan sular duruyor. Çünkü anılarımda da size ara ara bahsettiğim gibi kaktüs sevgimi, babaannemden, sardunya sevgimi, annemden ve anneannemden ve dayımın hanımı rahmetli yengemden almıştım. İyi ki de almışım arkadaşlar. Bakın masamın üstünü temizliyorum malum. Her ne kadar da temizlenmiş olsa da biliyorsunuz biz çiçeklerle uğraştığımız için toz toprak olmadan olmuyor ve her çekim sonrası arkadaşlar ben bir temizlik yapıyorum. Malum işimiz toprakla ve toz oluyor. En küçük bir şeyde yere bir şeyler dökülüyor. Hadi bakalım elektrik süpürgesini aç. Süpür, sil, hepsi de değer. Yani bu hobi için hepsine değer arkadaşlar. Bakın size yepyeni bir kutuyla geldim ve bu kutu nereden bilin? Sizin de severek takip etmiş olduğunuz Hatice ablamın benim için Almanya Köln'den satın alıp kargoladığı yeni tontişlerim, cicişlerim, pıtırcıklarım. Bakınız arkadaşlar, bu güzellikleri bana Hatice ablam geçen hafta Köln'deki seralara ve çiçek marketlerine giderek toparladı. Biliyorsunuz ben bazı türlerimi Zraidon'da kaybetmiştim. Bunlardan en çok üzüldüğüm daha doğrusu orikulamdı. Ve bakın arkadaşlar, Hatice abla ile biz
görüntülü görüşürken bana bu güzeli gösterdi. Aslında bunu kendisine ayırmıştı. Bunun fiyatı ne kadar? 3,99 euro. Yani 3 euro 99 sent arkadaşlar. Hatice ablama dedim ki Hatice abla çok güzel bir saksı almışsın. Güle güle büyüt. Çok da güzelmiş. Bundan başka var mı dedim. Nilüfer'cim ben kendimi bulurum. Bunu sana göndereyim dedi. Ve sağ olsun o gönlünün zenginliğini benim için kullandı. Bakın arkadaşlar bir de bu pink donayı aldı bana. Muhteşem güzellikte ve sağlıkta bu koskocaman sukulentler arkadaşlar 2,99 ila 4,99 euro arasında değişen fiyatları var. Bununla birlikte bu fiyatlar burada arkadaşlar gayet uygun, gayet ekonomik fiyatlar bu boydaki sukulentlere göre ve bu sağlıktaki sukulentlere göre arkadaşlar. Bakın muhteşem orikulamı elime aldım sonunda arkadaşlar. Biliyorsunuz bende dolu dolu birkaç kök vardı. Bununla birlikte bizim burada Avrupa'da ve Belçika'da arkadaşlar yaklaşık 3 hafta eksi 11'lere kadar hiç çözülmeyen zirai bir don yaşadık ve o zirai dona rağmen hala bahçemde birçok türüm yaşadığı için Allah'ıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum arkadaşlar. Bakın bir tane de Oviferum moonstone yani ay taşı arkadaşlar. Türkçesi ay taşı demek. Bundan ben de vardı bir saksı ama bunu da yedeklemek istedim. Arkadaşlar bu bonsai ağaçtan Türkiye'deyken ben de vardı ama burada aslında edinmek istedim. Sonradan da dedim her yer saksı doluyor almayayım dedim ama Hatice ablam da alırken çok heves ettim. Sağ olsun benim için de aldı bir tane. Şu elimdeki sukulentin rengi arkadaşlar çok güzel. Süper bumu andıran bir renk tonu olmasıyla birlikte değişik bir sukulent. Daha önce ben hiçbir yerde görmedim. Evet, elimde ne var? Tabii ki Colorata Giant var arkadaşlar. Bu Colorata'dan bende var fakat biliyorsunuz Raidon'da alt yaprakları donmuştu ve ben onları budamıştım. Göbek kısmı hala yaşıyor tabii ki. Bu da güzel bir sukulent arkadaşlar. Bundan bende yoktu ve bir önce süper bumu andıran sukulentten de bende yoktu. Pardon, arada dilim sürçüyor. Ve bakın şu anda elime bir tane de mensa alıyorum. Gayet güzel. Şu yaprak dizimine bakar mısınız arkadaşlar? İnci gibi dizi dizi sıra sıra tane tane balık pulu gibi arkadaşlar. Yani Allah'ın bunları özene bezene yaratmış ve muhteşem agavoidus arkadaşlar. Benim ikinci tür edindiğim sukulentim agavoidus'tu. İlk kez bu hobime başladığımda ve arkadaşlar bakın agavoidus'ları lütfen es geçmeyin. Çünkü agavoidus'lar burada Belçika'nın zirai donlarında donmayarak hayatta kalan ender sukulentlerdendir. Ve agavoidus'lar arkadaşlar çaprazlama ile de türlerin üretildiği şeydir, sukulentlerdendir. Onu da söylemek istiyorum. Bu türden de istedim ben çünkü değişik bir görünüşü var. Hani evet ışık gördüğü için markette biraz boya doğru gidip alt yapraklarını aşağıya doğru kavislemiş arkadaşlar. Bu market ortamında olduğu için bu şekilde büyümesi normaldir. Bununla birlikte zamanla zaten bahçede formunu alacaktır. Ben aslında nasıl renklenecek onu merak ettim. Bakın ben eleganslarımın dikimini yaptım bile. 2 gün sonra dikimini yaptım arkadaşlar ve mutfak camında bonsai graptolarımın yanında bu şekilde arzı endam edecek ve diğerlerini de arkadaşlar havanın soğuğuna rağmen inat ederek tekrardan saksılarımı arkadaşlar şöyle bir elden geçirdim. Dibine taş döşedim ve bu sukulentlerimi tek tek arkadaşlar buraya dikimini yaptım ve bu saksıda başka yerden aldığım sukulentleri de şöyle hafiften görüyorsunuz. Onların da videosu geliyor arkadaşlar. Videolarını çektim fakat yayın gününü bekliyorlar. Bakın orada Thriller Pearl'üm var. Agavoidus'um var yine. Ve Loellam var. Kendi sukulentlerimi de yeni gelen sukulentlerimi de şuraya böyle bir karma saksı yaptım. Fakat dediğim gibi detaylı videosu çok yakında geliyor. Ama önden bu şekilde size dikimini yaptığımı da göstermek istedim. Ve arkadaşlar şu anda orikulumu da diğer saksıya daha önceden dikmiştim.
Bununla birlikte akşam da olmak üzere yağmur başlıyordu ve hızlıca şöyle bir çekimini yaptım. Bu saksımdaki türleri de arkadaşlar Allah'ıma bin şükürler olsun ki kaybetmedim. Fakat arkadaşlar hepimize sağlıklı bir kış geçirmemizi dileyerek hoşça kalın diliyorum.